Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda boyan yapım aşamasını anlatacağız. Aslında çok kolay basit ama bir o kadar da şık arkadaşlar güzel duruyor basit bir oya. İşte bizim gibiler video izlemeye falan gerek yok resimden çekebiliyoruz her şeyi çıkartabiliyoruz. Ama bizim amacımız yeni öğrenen arkadaşlarımız olduğu için her zaman önceliğimiz onlar için arkadaşlar. Videonun zaten anlatımı yeni öğrenen arkadaşlar içindir. Yoksa bizler bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bu oyamızda instagram hesabımız üzeri bir arkadaşımız el işine yeni başlayan arkadaşımız gönderdi. Yapımını istedi. İki gündür de sabırla bekliyor. Kendisine teşekkür ediyorum ve oyanın yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi yazmamızın böyle iki zincir çekerek veya sizin elinize göre üç zincirle de yapabilirsiniz. Tığ battısını yaptıktan sonra ipimizi başlıyor Yazmanın tığ battısını sabitledik ve başlıyoruz. Bir 2 3 4 5 zincir çektim. Başına iki kez aldım tığ. Bakın iki kez doladım. Şimdi aşağıdan 1 2 kutucuk atladım. 3.'cüye girdim. Önce bir kez. Sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çıkmış olduğum buraya girdim, kapadım. 6 tane sık iğnesi yapıyorum kalan kısmına. 2 3 Sık iğnesi neydi arkadaşlar? Altından giriyoruz. İpin ucunu alıp bakın İkisini birden kapatıyoruz. başına dolama yok. Altından girip ipin ucunu alıp ikisini birden kapatıyoruz. Sık iğne çalışmamız buydu. 7. sık iğnemi tığ battısında tamamlıyorum. Ve tekrar 5 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5. Başına iki kez alıyorum tığ. 1 2 kutucuk atladım. 3.ye battım. Önce bir kez aldım, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çıkmış olduğum bu çubuğuma 5 zincirimi kapadım tepesine. Bu kalan kısmına 6 tane sık iğnesi yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 olacak inşallah. Oldu. 7. sık iğnemi tığ battısının içinde tamamlıyoruz. 2 tane oldu. Bir kez daha yapıyorum. 5 zincir çektim. Başına 2 sardım. 1 2 kutucuk atladım. 3.'cüye girdim. Önce bir kez, sonra 2, sonra 2 sonrakini aldım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çıkmış olduğum bu çubuğa 5 zincirimi kapadım. 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 2 3 4 5 6. 7. sık iğnemi tığ battısında kapatıyorum. 3 tane böyle çubuğumuzu yaptık arkadaşlar. Şimdi bana gelen modelde şu arası daha fazlaydı. Ama ben hani standart olsun istedim. 1 2 3. Bu aradaki pimpiri de 3 tane yapıyorum. Burada bitirdik 3 tane çubuğumuzu. 1 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Hemen yandaki tığ battısına girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şu aradan şöyle girip kapadım tepesine pimpirik oluşturdum. 2 zincir çektim. Yandaki tığ battıya sık iğne ile başına dolamadan kapadım. 1 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Şu aradan girdim. 4 zincirimi kapadım. 1 2 3 zincir. Yan pardon, 2 zincir çekiyoruz. Yandaki tığ battıya sık iğne ile kapıyorum. 1 2 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir. Bakın şöyle aradan girdim. Kapadım. Tekrar 2 zincir çekip yandaki tığ battıya sık iğne ile sabitledim. Gördüğünüz gibi 3 tane de bu pimpirimizi yapmış durumdayız. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Siz istediğinizi yapabilirsiniz arasına pimpirik sayısını ama hani daha fazla da aralı olmasın. Çünkü oya basit zaten arkadaşlar. Bana gelen de bayağı aralıydı. 5 zincir çektim. Başına 2 sardım. 1-2 kutucuk atladım. 3.ye girdim. Önce bir kez. Sonra 2 sonra 2. Sonra 2 aldım çıktım. 5 zincir çektim. Çıkmış olduğum yuvaya kapadım. 6 tane sık iğne ile iniyorum. bundan sonrası anlatmaya gerek yok Çünkü sistem aynı arkadaşlar 7 sık iğnemi tığ battısına tamamladım şimdi yine bunun gibi yapıyoruz üç kez bundan yapacağız sonra üç kez bunda tekrar üç kez bu çubukta sonra tekrar üç kez bu pimpirikli küçük çimenden yapacağız şimdi üst kısmını nasıl yaptık ona geçelim Evet arkadaşlar renkli ipimizi aldık bakın 1 iki üç tane böyle çubuklu tepesine beş zincir çektiğimiz yuvalarımız bu çubuklu yuvalarımıza sık iğneli yuvalarımızın ilk yuvasından tepesinden renkli ipimi sabitliyorum arkadaşlar. Sabitledim. 5 zincir çekiyorum. Aynı yuvaya batıp kapatıyorum. Tekrar 5 zincir. Aynı yuvaya batıp kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya batıp kapatıyorum 5 kez 5 zincir çekip kapatacağız 5 zincir aynı yuvaya batıp kapatıyorum 4 oldu 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvaya batıp kapatıyorum 5 kez 5 zincir çektik kapattık şimdi 3 zincir çekiyorum yandaki yuvanın tepesine gidiyorum sık iğne ile sabitliyorum tekrar 5 zincir çektim. Battım, kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Battım, kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Battım, kapadım. 5 kez yine buraya da 5 zincir çekip batıp kapatıyoruz. 4 oldu. 1 2 3 4 5 zincir. Battım, kapadım. 5 oldu. 5 kez 5 zincir battık, kapattık. Araya 3 zincir çektim, yandaki yuvaya geçtim. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya battım, kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya battım, kapadım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Yuvaya battım, kapadım. 5 kez. 5 kez 5 zincir çekip batıp kapatıyoruz arkadaşlar. ve bu da 5. şimdi bir zincir çekip ipimi kesiyorum bakın arkadaşlar böyle buraya da yazmanız için bulan diğer rengi yapabilirsiniz hemen göstermek istiyorum bakın gerçekten basit ama çok güzel hoş bir oy oldu yapacak olan arkadaşlara yeni öğrenen arkadaşlara kolay gelsin bir dahaki videoda görüşmek üzere